Herkese merhaba. İstanbul Hepimidin girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan Şehir Hepimidin programındasınız. Ben Abdullah Ezik. Bugün Zeynep Nur Ayanoğlu ile beraber Yekan Pınarlıgili ile Dilberman Galeri'de gerçekleşen ve 3 farklı mekana yayılan 2019 tergisi, serginin hikayesi ve buna paralel bir şekilde sergide yaran sanatçılar üzerinden bir dönem konuşması yapacağız hatta Herkese merhaba. Ben Zeynep Nur Ayanoğlu. Yekan hoş geldin. Nasıl, hoş bulduk. iyi misin? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ olun. Sağ ol, seni ağırlık daha iyi olduk. Şimdi biz Şehir Hepimizin programında Abdullah'la birlikte şehir ve sanat kesişimini konuşmaya çalışıyoruz daha çok. Abdullah güzel bir giriş yaptı. Bu kesişimselliğe dair 2019 sergisi için ne söylersin? 2019 sergisi şehirle direkt olarak alakalı bir sergi. Yani esas bütün şehirle diye düşünmek zorunda değiliz. Yani bütün İstanbul'la değil ama İstanbul'la alakalı. Çünkü İstanbul'un ben hala biraz kalbi gibi görüyorum. Esasa Beyoğlu'yla alakalı bir sergi. Ya da e, birazcık böyle tarihte şey yapacak olursak, uzaklaşacak olursak Pera'yla da alakalı bir sergi. E, Pera yani çok uzun işte neredeyse şeyden beri yani yüzyıllardan beri gece ve kültür hayatının ee, yaşadığı işte ne bileyim e, eğlence hayatının olumlu anlamda eğlence hayatının e, var olduğu bir semt bütün İstanbul uyurken pera ayakta kalıyor bu uyumakla da alakalı esasında biraz sergi çünkü e, gece uyumadığımız yerlerin sergisi gece uyulmayan gecelerin Yaşanan Gecelerin sergisi biraz da bu sergi. Dolayısıyla da e, biz bu o, hani bütün İstanbul uyurken ya da hani bütün İstanbul unuturken diyelim. Bütün İstanbul e, kendini e, işte bir e, pasif bir halde ya da işte hayatın endişelerinin e, şeyinde e, hükmünü unuttuğu anlarda uyku anlarındayken. Pera bir şekilde yaşıyor. Peranın geceleri çok uzun zamandan beri hareketli geçiyorlar. Pera Beyoğlu olduktan sonra da aynı şekilde devam ediyor. İşte hepimiz muhtemelen anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz ya da ondan daha da öncesinin hatta söylediği gibi işte Beyoğlu'na çıkmak diye bir şey var, bir deyim var, bir, hani bir 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 duruş var neredeyse. Bütün bu tiyatrolar, bütün sinemalar, işte gece kulüpleri. ...ya da ne bileyim sergiler, daha sonrasında müze ya da müzevari yerler... ...sanatın, bugünün sanatının yaşadığı alan zaten yine Beyoğlu. 1980 sonrasında bir uyku hali bütün ülkeye tabii ki şey yapıyor, hükmediyor... Beyoğlu da biraz uyuyor. Her ne kadar belki diğer yerlere göre yine biraz daha az uyumuş olabilir ama yine bir uyku dönemi geçiriyoruz. Zaten sokağa çıkma yasağı var vesaire hatırlayanlar için. Darbe sonra yani darbe ve darbe sonrası junta dönemi bittiğinde bir hareket başlıyor Beyoğlu'da. Ee, geceler yeniden te, şey, yaşamaya başlıyorlar. Tekrar gece insanları sokağa çıkıyorlar. Ee, evet. ve yani ilk ben şanslıyım çünkü o dönemi Beyoğlu'nda yaşayabildim. Ee, önce işte ne bileyim rock barlar açıldılar. Zaten pavyonlar vardı tek tük. İşte e, kafeler açıldı. Biraz batılı tabir edebileceğimiz kafeler. Sonrasında caz barlar. işte otellerin ruflarındaki barlar. Kimilerinde dans edilebilen, kimilerinde müzik dinlenen. Kimileri biraz salaş, kimileri biraz elit mantar gibi bitmeye başladı gece hayatı Beyoğlu'nda. Onunla birlikte de e, hani nasıl tabir edeyim biraz biraz daha underground diyebileceğimiz LGBT bugün tabi o zamanlar biz LGBT diye bunu adlandırmıyorduk ama hani gay, lezbiyen, trans vesairelere de açık e, gece mekanları açık değil hatta onlarla işleyen onlara eee onları o negatif imajdan arındırarak onlara bir yaşam alanı da açan yerler açılmaya başladılar. Bir hatta yani mutlaka unuttuğum birçok yer var. İşte ne bileyim ben e, Hay Allah Valentino var doğru. Valentino Yeşil Kabere. Yeşil Kabere'den 14 açılıyor. Ceylan Çaplı'nın açtığı ilk yer yanlış hatırlamıyorsam ya da İki e, iki yerlerden bir tanesi ile birlikte. Sonra onun yine açtığı 19 var, 20 var. Hayseri'deki inanım anlayıcı Talimhanede. Talimhanede. talimhanenin arkadaşında oteller çok farklı bir ambiyans var şu an orada. Fakat o dönemde talimhane çok karanlık ve e, bütün Beyoğlu çok karanlık. Zaten gecenin karanlığıyla da sergide bununla alakalı. E, karanlık sokaklardan gidebilirdiniz bu mekana. Talimhane şey Araba yedek parçaları, elektrikçiler, işte e, 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 şey dükkanlar, salaş dükkanlar, kimilerinin Hır kepenk, hırdavatçılar çok doğru. Onların kapalı dükkanlarının önünden tek tük işte e, kepenk alamayanların vitrinleri açık kalmıştır. Orada tek tük bir iki ışık vardır. Sokak lambaları zaten titreyerek böyle sarı bir ışık şey yaparlar. Çok oraya bize şey de yatırılmamıştır hani aydınlatılmaya da uğraşacak bir durum da yoktur o sokaklarda geceleri. Tam terden zaten karanlık tutulmaya çalışılan sokaklar var. Kesinlikle doğru. Ve yani o dönemde sanırım zaten bu bey Beyoğlu Savaşı diye adlandırabileceğimiz ya da Beyoğlu Savaş demesek de gerilimi diye adlandırabileceğimiz o şey o dönemlerde başlıyor. Medyanın da etkisi altında. Medya çünkü Beyoğlu çok tehlikeli bir yer olarak bütün Türkiye'ye lanse ediyor ben şu çocukluğumu orada geçirdim ee, ve yani 13 yaşından itibaren yavaş yavaş gece e, yaşantım artmaya başladı. E, hakikaten 16-17 yaşlarında onda dolaşırken hiçbir şey gelmedi başıma. O çok tehlikeli denen sokaklar. O e, hani kap karanlık sokaklarda özgürlüğe giden yollar açılıyordu benim için. Erkek olmak için olabilir mi? mutlaka e, mutlaka evet yani bir e, kadınlar için belki durum daha farklıydı. Biz ben yatılı e, okuyordum Galatasaray Lisesi'nde. E, o zamanlar orada şey sadece erkek yatılılar vardı. O yüzden hani net örnek veremeyeceğim fakat e, hani e, 17-18 yaşından sonra kadınların da gece hayatında son derece e, şey rahatlıkla rahat, ...köpürttüğü şekilde bir andı doğru doğru Osmanlı. doğru Osmanlı. ve farklı kadınlar diyebileceğimiz kadınlar zaten işte gece hayatının parçasıydılar sadece Türkiye işte bar müşterisi diyebileceğimiz insanların arasında kadınlar yine çoğunluk diyemeyeceğim zannetmiyorum çoğunluk olduklarını hakikaten Çünkü Türkiye'de o zaman zaten hiçbir yerde hiçbir sokakta kadın çoğunluğu neredeyse yok. Ama e, kadınlar için çok tehlikeli bir yer olduğunda söyleyebilir miyim? Çok emin değilim açıkçası. Fakat net olarak söyleyebileceğim bir şey bu e, alternatif mekanlar açıldığında yani işte 14'ler, 19'lar, VAT69'lar, e, e, 1001'ler, yani unuttuklarımız mutlaka hengameler vesaire e, oralardaki kadın varlığı e, net yani orada ve kadın ra, özgürlüğü diyelim farklı kadınların da gidebildikleri farklı erkeklerin transların işte bugün LGBTİ artı İA artı diye <laughs> tabir ettiğimiz kesimin rahatlıkla gidip e, yaşayabildikleri alanlardı. Yani zaten bu mekanların çok karanlıklardan çıkılıp ulaşılan bu aşırı aydınlık mekanlıkların da ya da hani ışıkların neredeyse ee, kurgunun bir parçası olduğu mekanlarda tekil bedenler bir arada yaşıyorlar. Yani bir arada geceyi geçiriyorlardı. Hepsi birbirinden farklı. Ee, hiç birbirleriyle alakalı olmayan birçok insan e, seni bunu idinleştirmek de istemiyorum. E, tabii, tabii ki toz pembe bir dünya değil. İşte e, zenginler, fakirler istedikleri gibi gelebiliyorlardı. Böyle bir durum değil. Ama e, hakikaten işte e, kadınların da, e, erkeklerin de, geylerin de, heteroların da, ondan sonra e, e, lezbiyenlerin de, transların da, travestilerin de e, o zamanın işte crossdresser ya da e, drag queen tabir edebileceğimiz showgirlleri de aynı şekilde. Ya da hani, in, insanların rahatlıkla bedenlerini pratik edebildikleri, bedenlerini yaşayabildikleri yerlerdi. Bence bu açıdan e, hani o 90'lardaki özgürlük havası e, hani yaşam için elzemdi neredeyse sanat diyorduk sanat şehir diyorduk e, sanat da bence yaşam alanı açabilen ve en başından beri biraz beni sanat konusunda çalışmaya iten şey bu sanırım sanat yaşam alanı açabilen nadide mekanizmalardan bir tanesi hatta belki tek mekanizm bize bizim hayatımızı cenderelerden sınırlardan kurtarmayı becer bize yeni yerler yeni yaşam alanları yeni yaşam teknikleri metotları mekanizmaları stratejileri keşfettirebilecek tek e, aktivite olarak ben e, sanatı görüyorum açıkçası dolayısıyla sanatla gecenim hani bu kadar birbirine yaklaştığı bir dönem geçirdik o zamanlarda ve tabii e, biraz olayı uzatıp e, sıkıcı halde getirmek istemiyorum e, ama e, Beyoğlu'nda bu şey yani e, hani Beyoğlu biraz batıya dönük bir ya da pera diyelim. E, Türkiye'nin batıya en dönük e, şeylerinden semtlerinden bir tanesi oradaki yaşam şar şekilleri de aynı şekilde batıya dönük. Batılılaşma Evet, tarih boyunca da aynı şekilde böyle bütün Cumhuriyet boyunca da. Şimdi Cumhuriyetin 100. yılından çok konuşuyoruz. Bu tür şeyleri hep unutuyoruz. Ee, batılaşmanın yoğun şekilde yaşandığı semtlerden hani bir tanesi Beyoğlu. Belki en şey sembolik olanı. Ee, ve biliyoruz ki e, tutucu kesim ya da batılıya batı ile araya mesafe koymak isteyen düşünce tarzları doğuya yaklaşmak isteyen düşünce tarzları Doğu'yla ile bu kadar birbiriyle zaten çarpıştırmadan mümkünse bunu düşüne yani düşünmek e, gerektiğini inanıyorum ben. Ama e, hani bu çatışmanın, bu kar, e, karşılaşmanın, bu gerilimin yaşandığı yerdi Beyoğlu. Dolayısıyla e, fethedilmek isteniyordu bir şekilde. Ve yavaş yavaş gerçekten bu şey gerilimi biz Beyoğlu'nda Daha 90'larda da şey yapıyorduk, görüyorduk. Medyanın söyleminden biraz önce bahsettik. Beyoğlu çok negatif yani oradaki o eğlence hayatı son derece negatif ve tehlikeli bir eğlence hayatı. Mutlaka tehlike vardır. Ben eminim ki işte Fatih'te ya da o dönemde Maltepe'de ya da atıyorum yani Bakırköy. Bakırköy'de aynen çok daha belki şey ciddi tehlikeler vardı. hatta bazen hiç alakası olmayan semtlerde semtlerden gelen maalesef işte cinayet, katliam haberleri de şey yapıyordu. ülkenin gündemine geliyordu. Buna rağmen Beyoğlu bu şekilde bir şey leke tırnak içinde leke yüklenmek zorunda kaldı. Ve yavaş yavaş sanırım 90'lardan sonra da bu gerilimi gitgide hissetti, kendini hissettirdi. Ve bugün sanırım 90'ların Beyoğlu 90'ların perasıyla 90'ların gece hayatıyla da aynı şekilde pek alakası olmayan bir Beyoğlu e, pratiği içindeyiz. Kesinlikle belki bu işte burada Kul bundan ön plana çıkıyor. her devrin, her dönemin kendine öyle bir batılılaşma projesi var. Tandemat bu başka bir e, anlam ifade ediyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında farklı bir batılılaşma vardı. Bugün zaten dediğin doktanlardan 2000'lere geçerken yine farklı bir batılılaşmanın devam mı Beyoğlu artık? Her defa hatta farklı bir e, akımla, farklı bir düşünceyle yeniden inşa edilen ve her defa hatta e, yeni barların açıldığı, veya yeni mekanların, yeni eğlence anlayışlarının ön plana çıktığı bir mekan. İlk tiyatro binalarının açıldığı yerde, ilk e, ne diyelim, ilk e, kapların açıldığı yerde, ilk e, aynı zamanda işte pavyonların açıldığı yerde İtalyanlı ödülleri hep B oldu. Bunların hepsinin B da olması olması tabii onun değeriyle değil, aslında bir zaman, bir anlamda da B ne derece hayatın merkezinde bir yer olmak ile de alakalı bir şey. Bu anlamda zaten çok çarpıcı ayrıklı ve herhalde. Tarih boyunca bu böyle oldu Osmanlı'dan Cumhuriyeti. E. Bundan sonraki yıllarda da hep öyle olacaktır. Çünkü B oldu ne olursa olsun hiçbir zaman değerini yitirmiyor ve bir şekilde oraya hep bir geri dönüş hareketi oluyor. Bu böyle oldu. Hala günümüzde de bunu tartışabiliyoruz. Şey bu noktada mesela 90'larda dediğim gibi bu 2019 sergi aynı zamanda adını da veren bir kulübün hikayesi var. Bu tabii ki serginin ana konusu değil veya bütün her şey bunun üzerine kurul değil ama 2019'un bir sembol değeri var. Tep, Hem 90'lardan 2000'lere dair bir bakış içermekte. Nasıl ki işte George Orwell 1980'de henüz yaşanmamış bir geleceği tahayyül edip yandıysa 2019 e, evet. 2019 de Ceylan Çaplı ve işte arkadaşları diyelim 2000'leri tahayyül ederek bir kulüp açıyorlar. Dolayısıyla bir gelecek tahayyülü var ve bu gelecek tahayyülünü belki dediğin sebeplerden, belki başka nedenlerden, belki bir arayış, özgürlük düşüncesinin parçası olarak matlak otomanaydı hayata geçiyorlar ki bu çok hem alakası hem de çarpıcı bir tercih. Evet. Çünkü... Evet. yakınlarındayız şu an. Evet çok yakındayız doğru. Dolayısıyla e, matlak otosanayinin seçilmesi dönem fotoğraflarına bakanlar ne demek dediğimizi daha iyi anlayacaktır. Çok enteresan bir girişim ve 93'te kurulup galiba aşağı yukarı bir iki yıllık merüvene sahip. Evet iki ya da üç doğru. sanırım. aşağı yukarı. Dolayısıyla senin de 2019 ve Ceylan Çaplı ödeliğinde de diğer birçok kulüp deneyimin var. Mesela aynı zamanda bu yılları yaşamış yakından deneyimlemiş birisi olarak. Bu hikaye sende nasıl bir yer etti? Küratöryal rüya biraz daha neyini soracak ama biraz her kişiden hem de burada hikayenin Tabi, çıkış noktasını merak ediyorum aslında. Şimdi şöyle. E, Beyoğlu'nun Gece Hayatı'nın içindeydim. Yani son derece... E, Tüketici olarak ya da işte e, izleyici olarak ya da işte ne bileyim dans eden eğlenici evet ne güzel şey. Ee, dolayısıyla yani o, hem o değişimi görebildim o dönemde ve bu işte 14'ün açılışı 19'un açılışı 20'nin açılışı. Önce çünkü Ceylan e, Valentino'dan sonra e, 14'ü açıyor 14 Zeki Müren oraya gel geliyor ve çok e, farklı bir karizma e, şey yapıyor kazanıyor 14 onun verdiği ivmeyle 19'a açıyor 20'ye açıyor bunların hepsi talimhanedeler gerçekten e, Talimhanenin en arkasında böyle hafif e, şey nasıl denir ona yuvarlak kavis. çize kavis teşekkür ederim. kavis çizen bir yol vardır onun üzerindeki alana kapı numaraları bu 14 19 20 vesairede e, 19 2019'da 19'da yani buraların yazlık mekanı olarak. Çünkü o zamanlar yazlık mekanlar bir çok şey moda olmuştu. Obiler. Evet aynen birçok yer işte kemancı falan da yanlış hatırlamıyorsam yanlış bir şey söylüyorsam affedersin. Affetsinler beni. <laughs> Ama böyle birçok yer kendine yazlık yer açmıştı işte sağda solda. Biraz daha hava dar kesimlerinde kentin. 2019'da Maslak'ta araba mezarlığının içinde, sanayide araba mezarlığının içinde açtılar. Ben ilk gittiğim zamanları hatırlıyorum. Hakikaten böyle bir kule gibi bir yerden geçilir. Dışarıdan içerisi görülmez. Bu çok önemli bence. O zamanlar cep telefonu da yok. Yani üzerinde kamera takıp taşıyıp insanları gözetlemek fikri de çok fazla yok. Açıkçası oraya giren insanlarda. Ama kapanış hikayeleri de böyle bir hikaye var tabii. Kapanış hikayelerinde var. Ee, yine tabii ki sızan şeyler var. Medyanın oraya söyledi. ben hani 2019 üzerine e, e, daha ciddi araştırmalar yapan kulüplerin tarihini, gece hayatının tarihini çok daha e, tarihçi hassasiyetiyle inceleyen, çalışan insanlar var. Ben onlardan bir tanesi değilim. Ben sadece o 2019'u yaşadım. E, ve Beyoğlu gecelerini yaşadım. E, 2019'a gittiğinizde, 2019'un dans pistinde ya da 2019 mekanında ya da diğer kulüplerde deneyimlediğiniz şey özgürlük hissiydi. Yani e, ...binlerce farklı bedenin... ...binlerce farklı niyeti olan bedenin... ...hani bedenlerini farklı yaşayan insanların... ...bu da çok önemli bir şey... ...hep birlikte dans ettikleri... E ...tabii dans etmek deyince... ...yani bu böyle şey nasıl diyeyim... E, ...kendi... E, ...negatif bir... ...yok olma hali değil... ...dans tam tersine bence... ...son derece... E, 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 Neredeyse insanı transa getiren belli bir psikolojik e, durum gibi düşünmek istiyorum ben dansı, özellikle gece kulübü danslarını, hani oradaki o şiddetli müzik, oradaki o şey ışıklar e, gerçekten neredeyse insanı şey yapan hipnotize eden ışıklar e, sizi öyle bir hale getir öyle bir psikolojik hale getiriyorlar ki. E, Kendinize yaklaşıyorsunuz bence. Dolayısıyla kendine yaklaşmaktan daha büyük bir özgürlük düşünemiyorum ben. Kendini kendi gibi e, pratik edebilmek, kendini kendi gibi yaşayabilmek. Dolayısıyla da e, buralar bunu Türkiye'de yaşayabildiğimiz, net olarak yaşayabildiğimiz yerlerdi. Ve orada o kadar hani e, tabii ki bu dans deyince zaten bedenle alakalı bir durum bu. E, bedende öyle şeyler hissederdik ki. Gündüz hayatında aklınıza gelmeyecek e, duygularla, hislerle ya da işte uyarılarla geçirirdiniz o geceyi. Dolayısıyla özgürlük bence gecelerden geliyor. En azından benim hayatımda böyleydi. Eminim başka insanların hayatında da bu tür e, deneyimler olmuştur. Ben bu sergiyi, e, sergiden birazdan konuşacağız anladığım kadarıyla ama... E, hani bu sergiyi düşünürken oradaki bu şey... E, e, Hani e, 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 bedenimde hissettiğim şeyleri, o ürperti hali, o transa geçme durumu, ışıkların e, beden üzerindeki etkileri ya da dans ederken ışıkların e, sizi e, sürüklediği e, durumlar ya da psikolojik durumlar ya da işte e, geçiş halleri değil. Bütün bunları... Deneyimleybildiğiniz yerlerde ve tekrar ediyorum ya bunun en önemli şeylerden bir tanesi de insanların pek birbirlerini yargılamadan kahkahayla eğlenerek e, pozitif bir şekilde e, birbirleriyle aynı e, mekanı aynı e, coğrafik küçücük alanı paylaştıkları e, zamanlarda o geceler. Bence bu çok önemli bir hani çok önemli bir detay esasında hem o gecelerden bize kalan şeylerle alakalı hem sergiyle alakalı hem de e, şahsi deneyimlerle alakalı daha sonraki hayatınıza mutlaka yansıyacak belki bir de e, tabii ki söyleyebileceğimiz başka bir şey e, bu hani e, kontrolün de çok az olduğu mekanlar. Yani dediğim gibi işte cep telefonunun olmaması insanların birbirlerini o alanın dışında e, görüntüleyememeleri ya da o alanda olan şeylerin dışarı yansımaması. Çünkü bu kulüpler çok kapalı kulüpler. Yani kapalı derken e, kuşluk alanlar, şu demir kapılar vardır. kapıda da mutlaka e, filtre eden bodyguardlar vardır. Bodyguardlar e, hani oradaki o şeyi bozacak insanları almazlar daha çok içeri. Ve içeri girdiğiniz anda dışarıdan daha özgür hissedersiniz kendinizi. Yani içerisi dışarıdan dışarıdan daha özgür hapishaneler gibi ya da başka cumhuriyet gibi alanlar bunlar. Zaten dedi hani 2019'un girişi de öyleydi ve bir kule gibi bir yerden bu sınırlarda ya da işte hapishane şeylerinde olur o tür o tür bir his veren Geçişten girebildiğimiz yerlerde ya da kışlık yerlerde kapılar o görevi görüyordu. Yani içeriyle dışarıyı izole edip o özgürlüğü koruyabilen en azından ben bunu bu şekilde yaşadım hissettim. Sergi de tamamen benim gece hayatı deneyim. 1990'lardaki gece ben de buradan küratörel anlayışına gelmek istiyorum. Çok güzel anlattığını ben de yaşamış gibi oldum. Hayatımda hiç böyle bir deneyimim yok. Yani bir huşu halinden bahsediyorsun. Sergi metnine baktığımda da bunu kelimeleri şöyle dökmüşsün. Bu sergiyle biz hatırlatmak değil hissettirmek istiyoruz. Yani aslında e, afektif boyutunu, duygusal ve duygusal boyutunu yeniden canlandırmak istiyorsun. Bu tabii ki belirli bir küratöryel anlayış gerektiriyor. Işıkların belirli kullanıma, mekanın belirli bir dizayn içine sokulmasını gerektiriyor. O duyguları nasıl ortaya çıkardın? Evet, yani şey çok doğru, hatırlatmak değil, yani bir arşiv çalışması değil ya da ciddiyetle yapılan bir ve mutlaka çok da değeri olan üniversiter bir çalışmada değil ya da siyantifik bir, bilimsel bir çalışmada değil. E, ...tamamen e, hissetmekle alakalı, tamamen beden hafızası. Özel dolayısıyla değil mi? Son derece özel. Biraz nasıl algıladığına girmiş oluyoruz o dünyaya. Kesinlikle doğru. Yani sanırım bu ben bunu e, başkalarıyla paylaşıyorum. Yani e, bu tür hisleri tek hissetmiş olan ben değilim. Ama bunu bir doğru olarak size yaslatmam bugün çok da sanırım şey etik olmayacaktır. Dolayısıyla ben yine kendi deneyimimden devam etmek istiyorum. E, tamamen beden hafızasıyla alakalı bir durum. Şimdi oradan hemen şöyle yine metinde de var. E, Proust'un Madlenleri vardır. İşte Proust e, teyzesi bir yerde Madlen yer, Madlen'de bir küçük e, mide şeklinde kurabiyeler ve teyzesinin yaptığı e, kurabiyelerin tadını hatırlattığı için çocuk te, çocukluk zamanında yedi e, o kurabiyeleri içinde bul iç, ya da kurabiyeleri yediği yere döner ve o e, kaybettiği zamanın peşinde bir e, e, hafıza araştırmasına girişir açıkçası Proust. ama orada da çok tabii ki subjektif bir e, hafıza söz konusu ve e, ben Türkiye'den ayrıldıktan sonra ben bir noktada 1998'de Türkiye'den e, Fransa'ya taşındım ya da işte, o da okumak için açıkçası e, bir şekilde de sanırım gerçekten benim için bir dönemin sonuydu yine şahsi bir durum e, ama tabii ki İstanbul'la olan ...ilişkimi e, devam ettirdim her geldiğimde yine e, aynı yoldan taksime giderek işte e, bütün bu kulüpleri tekrar e, tavaf ederek açıkçası e, şey yapmaya artık de, olmayan kulüpler mi yoksa var mıydı? Artık, artık bir olmayan kısmı. kulüpler yani o kulüp kapandıklarını bir... da hı, gördüm tamam. açıkçası. Hı hı. Evet bir kısmının kapan yani kapandığı döneme de şahit oldum ama çok daha şey aralıklı bir deneyimdi. Ee, ve her bir yoluna çıktığımda çok uzun süre bu devam etti bazı kurabiyeler ya da işte ne bileyim gördüğüm bir yüz yanınızdan geçen bir virüsün parfümü ya da işte taksimdeki e, polis barikatları ya da oradaki taksilerin e, taksim etrafı park etrafındaki dönüş e, şey ritüelleri e, e, şeyler e, işte e, çark alanına çıkmış olan geyler, translar vesaire bütün bu peyzajlar şehir pe peyzajları bir yerden size 90'lardaki benim beni, yanında en azından benim o 90'lardaki e, gece hayatını döndürüyordu. Yani kaybettiğim zamanı bir şekilde geri dönüyordum. E, ve fakat gelip gittikçe, yıllar ilerledikçe e, o radyelerin, romanların azaldığını fark ettim. Yani ilk başta çok daha yoğun şekilde yaşabildiğim bugün artık e, hakikaten ben Taksim'e gittiğimde en ufak bir şey bana 90'ların e, perasını bey olduğunu ya da Taksim'e hatırlatmıyor. hatırlatmıyor. Hiçbir şey oraya göndermiyor. O yüzden bilmiyorum. Beyoğlu gerçekten devam edecek mi ya da ne şekilde gece hayatına devam edecek? Sadece nargilemi içeceğiz bundan sonra? Ona da çok baklava da yiyebiliriz öyle değil mi? <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> baklava kuleleri var <laughs> ya. Baklava <bunun>? kuleleri doğru. <gülüyor> <be>. <gülüyor> O da kafa yapar o kadar şeker. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Hemen her şey Galata Porto yeni bir Türkiye'ye ne karşı. o, da doğru. Ee, ama işte şey. E, yani benim o döndüğüm, e, benim o gittiğim o... E, Beyoğlu ya da beni götüren şeyler daha doğrusu pardon e, çok azaldılar ve bugün neredeyse yani neredeyse diye bugün gerçekten hiç kalmadı. Ben bir sergi düşündüğümde biraz hani Zilberman'da bir sergi düşünüyordum açıkçası, işte e, ekiple ya da Moisde olan dialog da e, zaten bu yöndeydi ve o dönemde e, şey e, taksime gelip giderken bundan e, işte ne kadar bir buçuk yıl falan oldu sanırım hakikaten bu şeylerin beni 1990'ların gece hayatına döndüğünde... hiçbir şey kalmadığını fark edince bunu yazmak ya da işte bir e, hatırlamak buraya bir dönmek istedim. E, sergi tamamen buradan yola çıkıyor. Yani ben orada hissettiğim şeyleri tekrar e, Canlandırma. canlandırmak. Evet onu e, anımsayabilmek, anımsamak diye çeviriyorlar. Fransızca da biraz daha farklı. Reminisans diye bir kelime var. E, tamamen bu hani Proust'un hikayesi gerçekten. Ka sende kalanları. Evet aynı. Tamamen şeyle beden hafızasıyla da alakalı bir durum. İşte tatla, kokuyla, dokunmakla, görmekle alakalı. Sadece bilmekle ya da ezberlemek, ezberlemiş olmakla ya da işte hafızada tutmak değil, beyin hafızasına tutmak değil. Evet, bu anı belleği biraz fetişleştiriliyor son zamanlarda değil mi? Evet. Yani sanat camiasında da böyle metinlerde vesaire görüyorum. Çok önemli bir şey olduğunu da düşünüyorum ve bu yöndeki üretimlerin artmasını evet. da olumlu karşılıyorum. Fakat renesans kısmı da çok değerli. Yani bedenimde ne yaratıyordu? Benim için anı belleğimin dışında bedensel evet. benliğimde, evet. duysal benliğimde neye karşılık geliyor? Bu kısmıyla zaten o yarattığı sergi alanı ve o küratörlük çalışması inanılmaz. İnsanı böyle şuradan yukarı çok yani yaşamadığım halde evet. o zamanları yaşamadım evet. ama istetti yani. Çok teşekkür ederim. Bir, bir, arzu ihtimali, <laughs> dur, evet, bir arzu, ihtimali. yaratıyor onun. Bilmediğim bir arzu oluşuyor içimde. Çok Bilenlerde zaten farklı bir şeye neden olur. Bilmeyenlerde başka bir şeyiniz var. Mesela bu biraz şey gibi de Hani e, parmağın hiç kağıt kesmiş biri var da birine de kağıt dediğinde o acıyı evet, 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 evet. parmağın olmayan bir şeydir o an ama o acıyı hisseder. O, bu bedensel bir hafıza. Bunu el hatırlar, bunu parmak hatırlar aslında yarattığın şeyi, biraz bahsettiği şey de buna çıkıyor bana kalırsa. Küratörlüğüne gelelim ama ben en çok merak ettiğim kısım ışık yerleştirmeler vesaire. Ee, tabii bu yani bu fikirle yola çıkınca e, Zilberman'ın sanatçıları var, benim bir tanıdığım sanatçılar var. Ben Fransa'da yaşıyorum, o yüzden Fransa'da izlediğim sanatçılar var. Böyle bir şey e, nasıl diyeyim? Karma. Evet, bir malzeme zaten. bir hani, buradan bakarak biraz düşündüğümde e, kime kimi eserler benim için e, hani o, o otomatik olarak beni oraya döndürebildiklerini gördüm. Hani bir fotoğraf ya da bir işte pentür olabilir, bir video olabilir, e, bir yerleştirme olabilir. Onlara baktım ben hani zaten sanırım bütün hepimiz için bu geçerlidir. Eee yani yaşayabildiğimiz sanat, bugün hissedebildiğimiz sanat, bizim bireysel deneyimimize hitap eden sanatla çok daha kolay ilişki kurabiliyoruz bana göre. Yani açıkçası tabii ki işte ne bileyim ben Maney'i çok severim ya da Dölek çok severim ama bir etüt objesidir neredeyse. Ben transanda de etmiyor. Hmm. Bir, direkt olarak çünkü bugünkü hayatımla alakalı değil. Biraz belki öyle bir fetişim var benim de bilmiyorum. Ee, buradan yola çıkıcı bir kısım eserler ve otomatik olarak zaten hani o 1990'lardaki deneyimimi düşünürken bir kısım eser kendiliğinden bir e, şeye, yüzeye çıkmaya başladılar. Ee, sonrasında Zilberman'ın üç tane mekanı var. Piyalepaşa'daki Paşa'daki mekanında, e, şurası çok Zaten Piyalepaşa'ya gitmişliğiniz var mıdır? Mevcuttur tabii ki. Şimdi Beyoğlu'nun sınırı gibi bir yer ve Ondan sonrası artık Beyoğlu değil. Piyalepaşa da tam Beyoğlu değil. Belki çok emin değiliz. Ama hani bir yandan da tamam yine de aynı şekilde bir sınır şey yapıyor o paşa Bulvarından bahsediyorum. Yeni mekanlar ama böyle bir şey havası da var. Hani sanki eskiye de bir gönderilmiş gibi bir mimarisinde böyle bir işte taş kullanmak falan gibi istekleri de var. Ve tabii ki çok hani Beyoğlu'nun eski mahallelerine de komşular. Talimhane de böyle. Talimhane o zamanı Beyoğlu'nun sınırıydı. Tarlabaşı'ndan sonra gidilebilecek en uzak noktalardan bir tanesiydi. Kasımpaşa'ya pek inilmezdi açıkçası ya da dolap dereye hani e, gitmeden önceki son şey e, yaşanan yerlerden bir tanesi yaşananlar gece hayatının döndüğü yerlerden bahsediyorum böyle bir fikir hoşuma gitti ve o mekanın tabanları yani, tavanları oldukça yüksek e, biraz şey de bir mekan yani, dükkan dükkanvari bir mekan zaten dükkanlar sanırım Yan tarafta AVM gibi bir şey var orada. İşte bir sürü cin dükkanları ya da işte Kafe dükkan. Dükkan, kafeler, kafeler vesaire. Şey, onlardan bir tanesi de galeri o. Şimdi talimhaneye döndüğümüzde yine Ceylan e, 14'ü açtığında esas oradaki dönüşümün e, sonuçlarından bir tanesi de bu aynı zamanda. Çünkü oradaki muhtemelen daha önce, 14 e, dün içinde bulunduğu dükkan e, daha önce neydi hatırlamıyorum ben ama mutlaka ya bir araba e, parçacısıydı ya bir elektrisi ya da yarıda parçaydı bir şeydi ya da bir garajdı yani otogaraj. Dolayısıyla orada da bir dükkan hissi vardı. O hissi Tutabildiğimi fark edince o benim hoşuma gitti. Diğer şeyler için de geçerli bu yani. O dönem Beyoğlu'ndaki birçok bar dükkandan dönüşmeydi. Dolayısıyla hani gecenin kalbinin Piyali Paşa'da olması bana çok mantıklı geldi. Oradan çalışmaya. Bütün çıkış noktamız oldu. Gecenin kalbini orada gösterebilmek. İlk önce Piyale Paşa daha sonra Mısır'a bak Doğru. Üçüncü kat ben... en sonunda proje alanı. ikinci kat şeklinde bir rota çiziyormuş. Aynen. Rota hani. Ben tam o rotayı takip edemedim ama. Post. Ben takip edebileceğim. Bir de orada zaten işte denenin anlatımını da zaten orada bir geçenin de peşinden gitmek anlamında söz konusu. Ki işin hem küratöryel boyutunda hem de işlerin e, ilgili alanlara Çünkü üç farklı meçhana bu kadar sanatçıyı yerleştirmek, kimin nerede, neyle beraber olacağını ortaya koymak da önemli bir mesele. Zaten kültürlük de bu noktada devreye giriyor ki Piyali Paşa üçüncü katlı ikinci katta derken işte başlanan gece bir noktada bitiyor. Ve bunu işte edan tedbiriyle e, hem gün göndermeler yapan hem de aslında gecenin sonunda çünkü gece bir noktada da Atatürk'ün edanı ile biter. Doğru. Altı evet. Çünkü Atatürk'ün edanı ile beraber gün doğmaya başlar. Gecenin bitimi eğlence hayatının da o günlük bitimine denk gelir. Orada artık çalışma hayatı başlar. Başka evet. bir hayata yer bırakır. Peki ben de burada hatta ödü olarak şuradan devam edeyim o zaman. Ee, Birçok sanatçı var burada. Senin dediğin gibi aslında farklı dallardan. Dilberman'ın kendi sanatçıları da var. Senin Türkiye'den işlerini yakından takip ettiğin ve sana bir şeyler hatırlatan, düşündürten bu sergi üzerinde sanatçılar var. Ve bir de Fransa'dan özellikle takip ettiğin sanatçılar var. Peki e, bu sanatçıları yerleştirirken, e, bu gece hikayetinin peşinden giderken e, işler, sanatçılar, bağlan konusunda nasıl bir ortaklık arada nasıl bir çalışma yürüttün? Belki kısaca işlerden veya tanatçılardan birer iki cümle Tabii. bahsetmek de iyi olabilir. Yani açıkçası şimdi bu hem küratör benim benim metodumdan da çok kısaca bahsetmek gerekirse ben işleri çok keskin biçimde ee, yani nasıl diyeyim? Ee, çok belirli biçimde e, hangi işin olması gerektiğini ya da olmaması gerektiğini düşünerek ilerliyorum. Her işi nasıl e, nasıl bir şey e, vokabüler kurduğumuzu nasıl bir dil kurduğunu ve e, her işin o dil içinde neyi ne kadarını o dilin? E, ...temsil ettiğini anlatabilirim uzun, uzun uzun. O zaman çok sıkıcı oluyorum. O kadar detaya girmeyeceğim ama gerçekten... E, ...tabii ki bunu genişletmek mümkün. Bunu daraltmak da mümkün. Daha az şey söylemek ya da daha çok se şey söylemek de mümkün. Ama bu söylem için buradaki işlerin olmaları elzemdi bana göre. Her şeyden önce. E, gecenin o hani kalbi dediğimiz bir Piyale Paşa'daki... E, Kulüpvari mekanda çünkü çok karanlık bir mekan. Orası çok güzel bir e, siyah boya bulduk. E, <laughs> reklamını yapmayacağım ama gerçekten hani edenler görecektir. Küratör arkadaşlara da, da şey yapabilir. <laughs> <laughs> en iyi siyahı bulduk gerçekten. E, yani tamamen kaybolan şuradaki siyah gibi tamamen kaybolan bir siyah. E, ve dolayısıyla ışıklar e, çok önemli hale geldiler. Ve bütün işleri aynı anda görmek mümkün değil. Yani e, biz gece kulübüne gittiğinizde dedi. oradaki o histe işte birisini görürsünüz ilginizi çeker bir şeydir işte. E, sonra ışıklar öyle bir değişir şurada tek fark edersiniz oraya gitmiştir. Aa dersiniz benim gördüğüm şey o muydu? Bambaşka bir şeye dönüşmüştür o. E, ben Hı. gecenin e, şey garibeleri e, diyorum ya da e, e, şey e, gece canavarları. Dolayısıyla şeyde de Piyale Paşa'da da bu tür bir senografi izledik. E, Senografiyle yani kurguyu kastediyorum ben. E, bütün işleri aynı anda görmemiz mümkün değil ve o ışıklar bize e, belli ilişkiler kurmamızı e, kurmaya yöneltiyorlar açıkçası. Orada mesela şey bir gece kulübünde işte Baver e, Doğanay'ın Yaptığı bir yerleştirme var. Ee, tamamen şey e, siyah ışıkta, e, bu daha doğrusu ultraviyole ışıkta, pardon, gözükebilen boyayla yaptı. Hani gündüz gözükmeyen, be, sadece belli bir ışık altında gözükebilen izler var orada. İşte ayak izleri ya da el izleri vesaire. Bu gerek kulüplerinde de böyledir. İşte. E, 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 şey anında değil de ışıklar yandı. Or or oraya ışık geldiğinde duvarlarda falan insanların izi, oradaki yaşanmışlığın izlerini görürsünüz. Mesela o öyle bir şey yaptı. Bir ee, Şey de Aida e, Brüyer diye bir Fransız sanatçı var. Fransız sanat, onun büyük bir freskini gösterdik. Aida Mali'de doğmuş büyümüş, babasının da bir gece kulübü varmış bu kültüre çok aşina bir sanatçı. Eserlerinde de o çok net şekilde gözüküyor. Onun çok büyük bir freski sizi karşılıyordu. Bir kadın bedeni. Tam Afrika'daki gece kulüplerinin arka duvarlarındaki bu duvar resmi estetiğiyle yapılmış bir durum. Ayda bir de bir şey düşünüyor. Bir ...bir event gibi bir şey işte bir, bir etkinlik, bir olay. Tamamen hayali. Birçok farklı yerden sanatçıyı bir araya getirdiği bir program. Bir de onun flyer'ları var etrafta. Son derece feminist e, yaklaşımla hazırlanmış e, bir program o. Ama aynı zamanda şimdi lipstick feminism dedilen bir e, akımın da şeyi... ...bu e, işte e, hani feminizmin e, şey kısmını eleştiren... ...biraz böyle... Allah evet yani şeyi hani o makyaj sürülmez e, neredeyse e, eril tutumu tekrar eden bir şey vardır ilk jenerasyon feminizmde. onun biraz karşısında yani gayet huş sürerek de feminizm olduğunu onunla da. Doğru. Eee buç yani e, şey buçlar var buç olmayanlar ama buçlar biraz daha e, şey maskülin kadınlar. Maskül olmayanlar da var. Fakat yine de hani bu makyaja ve süslenmeyi her Erkeğe hizmet ediyoruz bunu yapmayalım Erkek çünkü objeleştirdiği bedeni tekrarlamaya karşı olan bir tepki bu. Bu çok da anlaşılır bir şey bir dönem gerçekten. Fakat artık hani sanırım başka şey, layer'lar girdi başka etaplar girdi araya. Şimdi bundan sonra artık şey düşünmüyoruz hani ya en azından ayda düşünmüyor. Ve o estetiği oraya getiriyor. Ee, gayet bedenimiz çok süslü ve renkli olabilir. Bunun feminizmle e, karşı karşıya geldiği e, gelmesine gerek yok. E, gayet süslenerek de feminizm e, şey yapabiliriz. Ya da işte çok eril olup queer de olabiliriz vesaire vesaire gibi bir... E, Davaya böyle değil, methedebiliriz. Aynen, aynen o şekilde. E, onun e, o... ...hani gece kulübünün gerçekten dekorunu bir şekilde Ay'da veriyordu. E, freskleriyle twerk yapan bir bedenin e, yüzü ve kalçaları da... ...gerçekten devasa biçimde karşımıza çıkıyorlar. E, orada ama e, mesela İzostat'ın e, şeyleri, e, bariyerleri var. Bu bariyerler polis bariyerleri estetiğiyle tamamen üretilmiş işler. Fakat... E, iz onların onları yükseltmiş ve bütün o detaylarını kaldırmış sadece bir şey halinde işte bir köprüvari bir bariyer kaldı. Siz, dolayısıyla bariyer bariyerlik görevini artık görmüyor. Sizi engelleyemiyor. Siz geçebiliyorsunuz bariyerin altından rahatlıkla. Yani o kanalize etme, kontrol uygulama vasfını kaybetmiş durumda o bariyerler o o şekilde yaklaşıyor. Bir Kuruman gökyüzü e, tablosu, eee Talova diye bir e, Slovak sanatçının e, gökyüzü 2019'un gökyüzü çok önemliydi ama gökyüzü geceleri çok önemlidir. Yağmur yağdığında insanlar sokaklara çıkamazlar kolay kolay. Ha, ya da ne bileyim ben işte e, şey geceyi yaşayab, gecenin sokağını yaşayabilmek için gökyüzüyle olan ilişki de önemlidir. Ay ışığı önemlidir mesela. Ee, ...onu hatırlatan durumlarımız var... Bir, e, ...çok çok detay verebilirim... ...yine aynı şeyde hani... E, ...Fatoş Yirvin'in de bir yerleştirmesi var... E, ...saçtan yapıyor o yerleştirmeyi Fatoş... ...bir kafes gibi bir şey düşünün... ...politik olarak son derece ağır bir iş... ...ama sağ olsun e, onu çok daha hafif bir şekilde göstermemize izin verdi... Biz onu neredeyse örümcek ağını hatırlayacak, hatırlayacak şekilde. Çünkü gece kulüplerinin kuytuları vardır. Fatoş işte, da kuytuları seven bir sanatçı. Bu yoksa Mardin Biennale'ni de Doğru, aynı. mi? aynen. Onu kırmızı ha. ışık altında gösterdik. Ve e, şeyde, tavana doğru bir şey. Hı -hı. Hani gece kulübünün gerçekten kuytusu, e, en ateşli yeri, kırmızı. E, şu kadın, kadın saçlarıyla tabii Evet, i̇şte yani bir... ceza halinde topladığı arkadaşlarının saçlarını birbirine örerek bir örümcek ağı yapmış ama dediğin gibi çok politik bir şey siz çok daha çok farklı Çok da daha... bağlanma. Evet, yani sanırım hani o bence buradan da okulabiliyor ve diğer okumayı örtmüyor, kapatmıyor ya da onu değersizleştirmiyor. Fakat saçlar gece kulübünde çok önemlidir tabii ki bir şey. Benim yani saçımızda mavi mavi boyalar vardı. Yine e, ultraviyole ışık altında gözükebilen. Ama ben öğrenciyim o zamanlar. Yani o kadar özendirdin ki bize <laughs> gerçekten. Yol <laughs> bize. Cistesi ve işte sonra tabii ki şey. E, e, şey. Yani, <laughs> Sprey alıp saçımı boyayacağım. Çok hareket. daha, çok daha e, bunu beceriyle yapan insanlar vardı ama ben biraz elime yüzüme bulaştırıyordum. İşte o boya biraz elinize bulaşır, oradan buraya dokunursunuz falan. Hakikaten canavara, garibeye dönersiniz. Yani o şey ultraviyole ışık altında. Ama dediğim gibi kimsenin bunu iplediği yoktu. ...işte bir gülüp geçer, dans etmeye devam edersiniz. Bu şeydeki sanatçılar hani e, gece kulübünün sanatçıları bunlardı. Bir de o orada e, falling carefully diye dikkatli düşmek ya da ihtimamla düşmek diye çevirelim. Biz bunu diye e, Isaac Wayne bir e, yerleştirmesi var. E, o da bu e, gece, kulüplerinde, gece kulüplerinde çok düşülür. Yani dans ederken çok düşen olur. Aynı zamanda Vogerların düşün düşmesine de gönderiyor. E, oradan da yukarıya çıkıyoruz esasında. Mısır Apartmanı'na geliyoruz. A Ateş e, şeyleri fotoğrafları var. Ateş'in 7 bin fotoğraflık belki bir arşivi var. ...Cross stresler ve... E, ...Drag Queen'lerin performanslarını... ...görüntülediği bir... E, ...büyük bir arşiv. Oradan bir seçki yaptık. E, o, jest üzerine bir seçki yaptık. İşte bu düşmek, yürümek, defile yapmak... E, ...ve çığlık... ...üzerine bir seçkiydi. Orada da bu vogler'in düşüşü... E, ...şey görünür halde. Ve... E, ...yukarıdaki... E, Hani bu şeyden işte Isaac'tan başlayan ya da Ayda'dan başlayan hatta Mali'den başlayıp İstanbul'a gelen oradan Isaac'le Vogler'lar vasıtasıyla bu sefer New York'tan, New York gecelerinden, e, İstanbul geceleri, İstanbul Crossdress'lerinden akan böyle e, çizgiler var. Sanırım bu çizgilerle de oluştu sergi. Yani mutlaka kuyur var tabii ki o olmazsa bu dönemde sergi yapmak mümkün değil gibi geliyor bana. E, ama e, şey... Yani Tek derdimiz de, yani tek odak da queer değil tabii ki. İşte dans var, beden var, e, gece kulüpleri var, e, lipstik, feminizm var. E, çok daha ağır bir feminizm var başka bir yerde. Fakat böyle çizgiler çekerek ilerleyebiliyoruz. bu e, Yapayatman'ın üçüncü katındaki film... E, geceye giriş sergisi orası. Çünkü bu üç sergiyi de biraz önce konuştuğumuz gibi birbirleriyle tamamen eklemliler bu şeylerle, işler vasıtasıyla. Fakat hani üç, üç ayrı kurgu olarak da düşünebiliyoruz bunları. Üç ayrı zamanı olan sergiler. Gecenin göbeği ya da gecenin kalbi aşağıdaydı Piyale Paşa'da. Gecenin girişi üçüncü katta olan kısım eni e, son ezandan sonra işte şey, Pinokyo e, e, bütün bu e, toplum hatayki at, tahakkümün e, temsilcisi olarak orada bütün o gecenin başını bekliyor ve yalan söylemeye başlamış tahakküm e, onun gözleri altında her şey oluyor diyece ee, televizyonda son dakika haberleri çıkmışlar. <laughs> Alpin Vadik sağ olsun. Ee, o televizyonu kapıyoruz. Geceye giriyoruz. Yavaş yavaş ateşe danslar başlıyor. Ceyhan ee, pardon Ay. Ay, hay Allah. Ben de şimdi ben ne kadar etkilendiğimi söyleyeceğim. Mehmet Erdener'in çok sevdiğim bir işi böyle bir bağlama olduğunu bilmek de ayrıca çarpıcı oldu. Çünkü büyük bir yerleştirme ve o tahakkümün yalanları artık Pinokyo'nun burnu uzamaya başlıyor. Bağları çok ilgi çekici. Doğru. Gerçekten. Onun böyle, tam girdiğimizde de karşıda duruyor. E, yalanı göre göre giriyoruz bir şekilde. Ama çok da e, kendini gösteren bir yalan. E, Fulkan Öztekin'in işi ben hala ismini hatırlamıyorum. Çünkü notlarımda şimdi yok. E, Seyhan çok ünlü bir e, sahne sanatçısı 90'larda belki sen hatırlarsın. Onun tacını, maalesef kaybettiğimiz bir sanatçı, e, onun tacını e, replikasını yapıyor. Fuka. Bir drag queen mi? Yoksa? E, kendini nasıl adlandırdığını e, bir trans... Bir birey, fotoğrafı da vardı e, orada. Aynen. Bir trans bir Drag queen iyi e, bildiğim kadarıyla. E, ama tabii kendini yani istediği yani Nasıl adlandırdığına çok dikkat etmek gerektiğini çünkü önemli olan kendini nasıl anlandırdı insan. Ee, tırnak için de trans diyelim. Ee, onun tacı da orada da o tacı tık, o, 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 taç bir, biraz performatif bir heykel esasında. Onun da şeyden e, önünden geçerek geceye giriyoruz. Orada e, erin tüm bir yerleştirmesi var. E, bir e, şey yani, e, lateks eldivenler giymiş. Yine Sadomazo'ya da yollayan. Yine tabii ki Sadomazo deyince geriye düşünmeye imkan yok. Ee, oraya yollayan bir e, şey yerleştirmesi var. Onun üzerinde bir erkek bedeni, çıplak bir erkek bedeni e, sırtından resmedilmiş. Sırtında bir dövme taşı. Dövme de bir e, hani neredeyse şey iki yanın e, çok renkli ve çok becerikli bir şekilde elin için elinden çıkmış bir şey. Ama hani bir mobilya e, montajını Gösteren bir bilgi bir şey kodu veren esasında o gecelerin kodunu veren bir şey geceye girebilmek için o kodu bir şekilde biliyor olmak gerekiyor. İşte nasıl gideceksiniz, nasıl giyineceksiniz, nasıl oraya girebileceksiniz vesaire. E, mutlaka birçok işi unutuyoruz ama söylememiz gereken çok önemli bir şey var. Guido Casati'nin e, yerleştirmeleri. Guido'nun e, bu e, ailesinin yanlış hatırlamıyorsam ben yanlış bir şey söylüyorsam affetsin beni e, tarla başında bir e, şey e, apartmanları var apartmanları bu tarla başa dönüşümünün kurbanlarından bir tanesi ve orada kurtarabildiği birkaç e, fikir var diyelim çünkü artık fikir şeyini onlar yerleştirmeye dönüşmüşler işte e, hani sanki o, o apartmanın parkellerinin e, lerin çıkarmış Dolayısıyla o dönüşüm hani bütün bu bahsettiğimiz unutma hikayesinin parçası olan e, unutturma hikayesinin parçası olan dönüşümün e, görünür kılındığı eserler var. Yani e, biz bütün bu geceleri yaşarken bir yandan da bu dönüşüm başlamıştı gerçekten e, o yavaş yavaş tarla başını söküyorlardı. İşte Guido oradan bir şeyler kurtarabilmiş e, sağ olsun. E, yine Guido ile bu sefer ikinci kata geçiyoruz. O çizgiler devam ediyorlar. Bu sefer yine aynı çatıla başındaki tavanı Guido replikasını alıyor ve müthiş bir yerleştirme, şey, aşağıda bizi karşılıyor. ikinci katta dediğim gibi onunla giriyoruz. Yok olmuş hiç şey olmamış bir tavan, gece kulüplerinin olduğu mekanlardan bir tanesi de olabilirdi. Ya da orada yaşamış olan ailelerin e, tavanları, e, o, o onları içinde barındırmış olan tavanlardan bir tanesinin replikası orada sizi karşılıyor ve artık tabi tavan olarak değil düz bir şekilde yani e, eser olarak duruyor ve yanmış bir şekilde zorla gözükebilen biraz dramatik bir durum. Ama oradan da gecenin dramasına ...esasında iniyor. Daha doğrusu... ...en dramatik anına belki... ...ışıkların yandığı ana geçiyoruz. Ee, aşağıdaki yani Piyale Paşa'daki... ...yerleştirme de... E, ...14 dakikalık bir... E, ...esasında ışık... ...senaryosu etrafında hazırladığımız bir şey. Onun 14.daki yani... ...bittiği anda bütün ışıklar yanıyor. Aynen gece kulüplerinde olduğu gibi... ...o bütün ışıklar yandığında... E, ...hani artık zaten... Hani kafanızda biraz sarhoşluk o müziğin ritmi hala kulaklarınızda zonkluyor esasında bir şekilde. Fakat o, öz, hani o özgürlük anı ve alanı artık bitmiş, ışıklar yanmış. Karanlıktan tekrar gündüze geçmek durumundasınız. Tekrar o hani hesaplı kurgulu ve sizi kontrol altında tutan şehrin içine geri dönmek zorundasınız. Biraz canınız istemiyor ama yapacak bir şey yok güneş doğmak üzere Zeynep Kaya'nın fotoğraflarını hatırlıyorum. Ee, şey dolaştığımız bir alaca karanlıkta dolaşan tek, tek bedenler var. Onlar kalmışlar neredeyse gece kulübünden evlerine ya da başka yerler. Aynı, aynen. Ee, biraz biraz düşmüşüz. Biraz bir bir melankoli mutlaka var çünkü her gecenin sonunda bir melankoli var. Eee ...ve oradan belki şey... E, ...Rökiyem diye de orada bir video... E, ...dönüyor... ...video eserleri e, bizim e, izleyicimiz... E, gö, ...izlemekte çok zorlanıyorlar... ...çok da uzun değil esasında... ...fakat müthiş bir video... ...Maria Clonaris ile Katerina Tomadakin... E, ...diye bir ikilinin videosu... ...Yunan asıllı Fransız bir ikili bu... ...beraber çalışmışlar 1970'lerden beri... E, ...yanlış hatırlamıyorsam... ...1994'te çektikleri bir video... 20. yüzyıl için yaz diye bir video bir şeyin bitişini onun o hani onun yasını şey biz de gecenin yasını tutuyoruz orada biraz. Orada Maria'nın babası e, İskenderiye'de doktormuş. Onun arşivlerinde bir e, hermafrodit fotoğrafı buluyorlar gözleri bantlı. E, onu e, yine tabii ki 20. yüzyıldaki e, dramatik e, hikayeleri hepimiz çok iyi hala hatırlıyoruz. Bütün savaş görüntüleriyle karşılaştırıyorlar. Yani bizim e, şeylerimiz bu muhteşem garibelerimiz e, bir anda bir anda kendilerini e, savaşın gündüzün et, e, hükmü altında e, görüyorlar ya da hani ben biraz fazla da yorumluyor olabilirim ama ben en azından bu şekilde düşünerek bu sefer de hani yine şeyden işte İskenderiye'den çıkıp Atina'dan geçip ...Paris'ten İstanbul'a gelmiş... ...bir bitiş hikayesi de orada... ...hem senografiyi... ...hem sergiyi... ...hem de geceyi noktalıyor. Çok teşekkür ederim. İlk bize ederim. katıldın... ...senin sergilerini izlemek de... ...onların hikayesini senden ben dinlemek de... ...o kurguyu... ...çok keyifli gerçekten. Ben teşekkür Çok ederim. Çok mutlu oldum. Davetiniz için, zamanınız için, emeğiniz için. Rica ederim. Biz buradan artık... ufak ufak bir kulübe geçelim diye düşünüyorum. <laughs> Konuşmanın Bulabilirsek... Kulüp geçeriz. <laughs> Daha erken deneriz. Bulabilir miyim diye. Etki Beyoğlu'nda değiliz ama. Artık yani yapacak şey yok. Böylece programı kapatalım. Şehir Hepimizin programının sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz 2019 sergisiyle. Küratör Yekan Pınarlıgil'de. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.